Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında un helvası tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle helvamızın şerbetini hazırlamakla başlayalım. 1 su bardağı toz şekerin üzerine 1 su bardağı süt ilave ediyoruz. Sürekli karıştırarak şekerin erimesini sağlıyoruz. Süt yerine su da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Helvamızın yapımına geçelim. 100 gram kadar tereyağını tenceremize alıyoruz. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip erimesini bekliyoruz. Tamamen eridikten sonra 1,5 su bardağı un ilave ediyoruz ve sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Ocağın altının çok açık olmamasına özen gösterin. Yoksa yanabilir arkadaşlar. Eşit şekilde kavrulmaz. Un ilk etapta böyle sert gibi görünse de tam rengi dönmeye başladığında yağ da kendini salacaktır. Daha akışkan bir kıvama gelmesi lazım. Verilen ölçüler unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Eğer un kendini yağda salmazsa sakın endişe etmeyin. 1-2 çorba kaşığı daha sıvı yağ ekleyerek daha akışkan bir kıvama gelmesini sağlayabilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi unun rengi dönmeye başladı arkadaşlar ve yağ da kendini saldı. Daha akışkan bir kıvama geldi. Daha da gelecek. Biraz sonra göreceksiniz. Unumuz istediğimiz kıvama geldi. Bu aşamadan sonra helvanızın rengini nasıl istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Eğer benim gibi çok kavrulmuş seviyorsanız tam bu aşamada şerbetini ekleyebilirsiniz. Daha az kavrulmuş seviyorsanız biraz daha erken şerbetini dökebilirsiniz arkadaşlar. Şerbetini döktükten sonra sürekli karıştırarak kıvama gelmesini sağlıyoruz. Biraz çektikten sonra ocağın altını kapatıyoruz fakat karıştırmaya devam ediyoruz iyice kıvama gelmesi için. Helvamız istediğimiz kıvama geldi. Artık sunuma geçebiliriz. Ben dondurma kaşığı kullandım arkadaşlar. Normal yemek kaşığıyla da porsiyonlayabilirsiniz. Sizler için iki tane sunum önerisinde bulunuyorum arkadaşlar. İkincisi de böyle çatalın arka tarafıyla şekil verebilirsiniz. Bıçakla kesip spatulayla servis yapabilirsiniz. Helvamın kıvamını da birazdan göstereceğim sizlere. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.